Güm! Sizce bugün ne oynayalım? Bilmem ki. Kararsızım. Bir şey bulmalıyız ama. Eğlenceli bir şey. Baksana Lop, şuradaki baban mı? Ne yapıyor öyle? Bilmem. Merhaba baba. Ha? Ne? Merhaba Lop. Buralarda bir kutu görmediniz değil mi? Nasıl bir kutu? Nasıl desem, kutu şeklinde bir kutu, kutu büyüklüğünde. Kutu gibi kutu işte. Evet, yolumun üstünde bir yerlere düşürmüş olmalıyım ama bulamıyorum. Ben şimdi bulurum. Evet. Bilmem ki. Ben bu konularda çok iyiyimdir. Evet, iyisin. Ama nasıl desem, bazen... Yani ara sıra biraz dikkatin dağılıyor. Öyle mi? Hı-hı. Bu sefer tüm dikkatimi vereceğim. O kutuyu bulacağım ve sana getireceğim. Evet. Tamam ama şu üç kuralı sakın unutma. Bir, kutuyu açmak yok. Tamam. İki, bulunca hemen bana getireceksin. Peki. Ve üç, oyun oynamak için asla durmayacaksın. Anladım. Biz de sana yardım ederiz. Hadi o zaman gidelim. Oynamak için durmak yok Lop. Unutma. Kutu, kutu, kutu mu? Değilmiş. Kutu, kutu. Kutu, kutu. Kutu, kutu. Kutu mu? Yavaş ol. Bu ne acele böyle? Kutuyu biri bulacaksa o kişi ben olacağım. Buldum. Ya da DJ. Evet. Ucu birazcık açılmış. Düştüğünde yırtılmış olmalı. Ne varmış görebiliyor musun? Hayır. Benim minik robotlar görebilir. Hadi minikler gidin. Ne gördünüz söyleyin hadi. Ne olduğunu anlamamışlar. Üzgünüm. Neyse, önemli değil. Kuralları unutmayın. Bir, kutuyu açmak yok. İki, bulunca hemen babama götüreceğiz. Ve üç, oyun oynamak için durmayacağız. Yalnızca harika bir rampa görürsek dururuz belki. Evet ama durmayacağız demiştik. Evet, ben de bunu kastettim. Bence iyi görünüyor. Bir daha eğlence yüzünden dikkatimi dağıtmayacağım. Bunu ben yapmadım. Kutunun içinde ne varsa sanırım uyandı. Tamam, durdu galiba. İçinde ne var bilmiyorum ama ondan ben de istiyorum. Bunu babama götüreceğim ama... Ucundan biraz açsak... Bence bu pek doğru olmaz. Haklısın DJ. Ben babama bir söz verdim. Ve bu sözü de tutacağım. Ne kadar zor olursa olsun. Hayır. Hayır. Ve şu an bu sözü tutmam çok zor. Sen nesin böyle? Yoksa bu... Hayır, olamaz. Ta kendisi. Bu gerçek bir vurumbord uçağı. Kendisi bugüne kadar yapılmış en hızlı, en güzel oyuncaktır. Kutusundan çıktı. Babam ben açtım sanacak. Ama sen açmadın. Ama o bunu bilmiyor. Onu kutusuna geri koyalım. Hadi çabuk. Onu yakalayabiliriz çocuklar. Fırlayın.
burun bordu durduramaz. Süper kanca, fırla! Tamam, yakaladım. Lop, hadi git ve durdur onu. Bu şekilde fazla tut ama. DJ, bana bir rampa lazım. Ben rampa oldum. Biraz su aldıktan sonra yukarı fırlayacağım. Düşündüğüm gibi değil. Ölümlü grup artık. Scotty'o, şu uzaktan kumandayı sana verirsem onu durdurabilir misin acaba? Mekanikmişim. Çözerim herhalde. Dur, bu tarafa dön. Bu şekilde nasıl dönebilirim? İşte böyle dön. Tutu yakalamaya hazır ol. Ben hazırım. Peki kurtarmaya gidiyor. Hız kontrolü. Manevra kontrolü. Aparatlar. Hepsi hazır. Gidelim. Bir dakika. Süper kanca. Sağ olun arkadaşlar. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Bunlardan bir tane almam lazım. İşte getirdim babacığım. Tıpkı sen istediğin gibi. Neler oluyor Lup? Sana kutuyu açma, doğruca bana getir ve oyun oynamak için asla durma demiştim. Unuttun mu? Biliyorum. İnan bunun için çok uğraştım. Uğraşmakla kalmadı Bay Hoopla. Her şeyi o başardı. Kutu yere düştü ve kendiliğinden açıldı. Loop sadece size getirmek için üstüne atladı. Ve bu sırada hiç mi hiç eğlenmedi? Aslında birazcık eğlendim. Evet, gerçekten de düşündüğüm gibi değilmiş. Harikasın sen oğlum.
Gerçekten mi? Evet, seninle gurur duyuyorum. Görevini tamamlayana kadar başka şeyle ilgilenmemişsin. Evet, gerçekten öyle. Ve paketimizde hala tek parça. Yani artık onu asıl sahibine rahatça teslim edebilirim. Güle güle vurum bot. İşte oldu. Teslim ettim. Bunu hafta sonu senin doğum gününde verecektim evlat. Ama kendiliğinden açıldığına göre... İnanmıyorum. Artık doğru dürüst uçurabileceksin de. Biraz geride dursanız iyi olur. Çünkü birazdan göklere çıkacağım. Bu sayılmaz. Daha pek alışamadım. Pekala, ver şu kumandayı da işi uzmanına bırak.